Spor Yıldız ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff'ta final serisinde ikinci karşılaşma. Fenerbahçe Alagöz Holding ve Çukurova Basketbol bir kez daha karşı karşıya geliyor. Son dönemde her kupada, her turnuvada ve her ligde finalde karşılaşan bu iki ekip bir kez daha kozlarını paylaşacak. Şu anda Valeri Garni yönetiminde Fenerbahçe Alagöz Holding takımının maç kadrosu ekranlara yansımış durumda. Seride 1-0 önde şu anda Fenerbahçe. Bu maçı da kazanıp sağ avantajını koruyarak 3. maç için tekrar Mersin'e gitmek istiyor Sarı Lacivertli takım. İlk maçta gülen taraf farklı bir skorla Fenerbahçe olmuştu. 99-76'lık skor. Özellikle dış atış performansı dikkat çekmişti Fenerbahçe'de. 3 sayılık atışlarda 26'da 17 yapmışlardı. Gerçekten çok yüksek bir yüzdeydi bu. Sevgi Uzun'dan 4'te 3. Sonrasında Tilbe Şanyürek'ten yine 4'te 3'lük bir katkı. Nefes Akolye 3'te 3 yapmıştı. Kayla McBride 6'da 4'te 3'lük atmıştı. Şut performansları bu şekildeydi Sarı Lacivert'te ekipte. Emma Messema'nın 21 sayısı vardı. Natasha Howard'dan 17, Sevgi Uzun'dan 15, Kayla McBride'dan 18 ve Collier'den de 13 sayılık katkı almayı başarmıştı Fenerbahçe Alagöz Holding takımı. Diğer tarafta Çukurova basketbolu özellikle asistlerde büyük üstünlük sağlamışlardı. Tam 32 asist yapmıştı o karşılaşmada Fenerbahçe Alagöz Holding takımı. Asena Yalçın'dan skor katkısı gelmemişti Çukurova'da ilk maçta oyun kurucu pozisyonunda. Elizabeth Williams'dan 17 sayı bulmuşlardı. Marina Mebri 12 ve Kuanitra Hollingsworth 13, yine Kalia Copper'da 19 sayıyla oynamıştı ama bu performanslar yeterli olmamıştı Çukurova basketbol takımında. Valeri Garni ekranda bu sezon başında tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti. Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Süper Lig'de normal sezonu namağlup tamamladı. Euro Lig'de Final Four'a yükseldi ve şampiyonlukta da şu anda avantajlı durumda Süper Lig'de Fenerbahçe Alagöz Holding. Mutlu Demir şu anda ekranda Çukurova Basketbol'da asistan koç. Bu maçta o da takımın başında. Tribünlerde de artık Metro Enerji Spor Salonu'nda koltuklar tamamen dolmuş durumda diyebiliriz. Nikolates, Nesesina, Nigel Ace ve Jan Madar, Fenerbahçe Beko basketbol takımının oyuncuları da bu maçı takip ediyor. Bunu da belirtelim. Az önce Mutlu Demir ekrana yansımıştı. Koç Ceyhun Yıldızoğlu da yine arka plandaydı, orada ekrana gelmedi. Evet, Fenerbahçeli oyuncular Nigel Ace Euroleague sayı rekorunu kırdı. 50 sayılık performansıyla Shane Larkin'in rekorunu geride bırakmıştı. 49 sayılık Shane Larkin'in rekorunu geçmeyi başarmıştı Nigel Ace. Kalates, Jan Madar ve Nesesina bu maçta Fenerbahçe Alagöz Holding takımını yalnız bırakmıyor. Fenerbahçe son 5 sezonun şampiyonu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplamda 17 şampiyonluk var. En son Fenerbahçe dışında şampiyon olan takım Yakın Doğu'ydu. 2017'de bu şampiyonluk gelmişti. Bu sezon Euroleague'de normal sezonda 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldılar. Çeyrek finalde Avenida karşısında 2-0 kazandılar ve toplamda 10. kez Final Four'a yükselmişti Fenerbahçe Alagöz Holding. Üst üste 4. Final Four'du bu. Yarı finalde bugünkü rakipleri Çukurova ile karşılaşacaklar. 12 Nisan'da Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak o karşılaşma. Final Four'a Mersin ev sahipliği yapacak ve heyecan dolu maçlarda TRT Spor Yıldız ekranlarından sizlerle buluşacak. Bunu da belirtelim. Maçın hakem üçlüsü de şu anda ekranlara yansımış durumda. Kritik bir maç. Çukurova bu karşılaşmayı kazanıp sağ avantajını ele geçirmek istiyor. Çukurova da normal sezonda 6. sırada yer almıştı. Playoff'ta çeyrek finalde OGM Ormanspor'u geçtiler. Yarı finalde Beşiktaş'ı mağlup ettiler 2-0. Ve bu seride finalde ilk maçı farklı kaybetmekten kurtulamadı Mersin temsilcisi. Onlar da Euroleague'de normal sezonda 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet almışlardı. Prag'ın ardından ikinci sırada yer almıştı
Akdeniz ekibi playoff turunda Zaragoza'yı 2-1 geçmiş ve üst üste ikinci kez Final Four'a yükselmişti Çukurova Basketbol. Geçen sezon Prag'da final maçında Fenerbahçe'ye kaybetmişlerdi. Son dönemde istikrarlı yatırımlar, çok güzel bir tesise sahip Mersin. Yine Mersin'de kadın basketboluna önemli yatırımlar yapan bir kulüp onlar da. Ve bu sezon Final Four'a da ev sahipliği yapacaklar. Bu sezon Roberto Iniguez'le başlamışlardı. Sonrasında Olcay Orak takımın başındaydı ve en son Ceyhun Yıldızoğlu bu sezon 3. koç. Tekrar o da Çukurova'nın başına geçti. Türkiye Kupası'nda finalde son saniye basketiyle kaybetmişlerdi Fenerbahçe'ye. Bu kez de lig finalinde rakip oldular. Geçen sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmışlardı. Süper Lig'de ise finalde yine bu iki takım karşılaşmış ve gülen taraf tekrar Fenerbahçe Alagöz Holding olmuştu. Artık maçın başlaması için her şey hazır. Sevgi Uzun, Natasha Howard, Emma Meseman, Yvonne Anderson ve Kayla McBride Fenerbahçe'nin beşi. Diğer tarafta Asena Yalçın, Elizabeth Williams, Marina Mebri, Maria Araujo ve Kelly Cooper. Bu da Çukurova'nın maça başlayacağı kadro. Ben Ejder Yasin Turhan. Bu maçın anlatımında sizlerle olacağım Ataşehir'de. Elizabeth Williams ve Natasha Howard yükseldi. İlk hücum Çukurova'dan geliyor. Asena. Williams. Sevgi karşısında burada Asena. Kaleye Cooper çıkamadı orada. Marina Mebri. Perdeyi kullandı. 3 sayılık atış. Marina Mebri kaçırdı. Rebound burada Natasha Howard. Orada pasını vermeyi başardı. Kayla McBride. Natasha Howard. Yvonne Anderson. Tekrar McBride'ı gördü orada. Messeman perdeye çıkmıştı. Natasha Howard güzel bir pas. Güzel bir hücum. Sevgi Uzun boş üçlüğü buldu Fenerbahçe ama isabeti bulamadı. Marina Mebri. Ters tarafı düşündü. Kayla McBride araya girdi. Hızlı gitti potaya. Şimdi Sevgi'yi gördü. Turnike kaçtı ama Emma Meseman. Takip sayısı geliyor. Açılışı Fenerbahçe yaptı. Sarı lacivertli ekibin dünya yıldızı Emma Meseman ilk basketi buldu. Sonrasında Elizabeth Williams potaya giderken faul düdüğü çıktı. Natasha Howard. Elizabeth Williams, o da eski bir Fenerbahçeli. Geçen sezon başında Çukurova'ya transfer olmuştu. İlk atışı isabetli. İkinci atışını kullanacak şimdi. Bu atış kaçtı. Sevgi. Asena var savunmasında. Şimdi Meseman hemen potaya gitti burada. Natasha Howard'ı gördü. Önü kapandı. Pas vermek isterken Natasha Howard steps yaptı. Top kaybı geliyor. Fenerbahçe Alagöz Holding'den Natasha Howard ekranda. Bu seride 3. maç 17 Nisan'da oynanacak. Mersin'de Final Four sonrasında. Bu hatırlatmayı da yapalım. Artık bu maçın ardından iki takım da Final Four'a odaklanacak. Elizabeth Williams. Messeman'da kaldı burada. Elizabeth Williams döndü yüzünü potaya. Atışında isabet yok Messeman. Sayı şansını vermedi. Sonrasında topu çeldi. Sevgi. Howard top istemişti. Messeman'ı gördü. Orta mesafe. Bu atış kaçtı. Araujo. Asena. Cooper. Kayla McBride'la kaldı burada. İki skorer. Elizabeth Williams üçgeni güzel kurdu Çukurova. Marina Mebri. İlk saha içi isabeti geldi konuk takımda. Marina Mebri. Hücum tarafında çok önemli bir oyuncu Çukurova adına. Meseman. Yvonne Anderson. İçeriği zorladı burada Yvonne Anderson. 4-3 yaptı skoru. Öne geçti tekrar Fenerbahçe Alagöz Holding.
son maçın kadrosundan farklı olarak Yvonne Anderson kadroda Fenerbahçe'de. Nafisa Kolye ise maç kadrosunda yok. Arao yine içeri indirdi. Yine güzel bir pas. Bu kez Elizabeth Williams. Çukurova'dan üst üste iki güzel hücum izledik. Elizabeth Williams, onun da yine ilk saha içi basketi. Kelly McBride. Mabry peşindeydi burada. Emma Meseman iki sayılık atış. Bu da kaçtı. Sonrasında rebound Çukurova'da kaldı. Arao. Meseman karşılamıştı onu. Asena içeri indirdi. Cooper. Faul var. Faul çıktı burada. Fenerbahçe tarafından bu karara itirazlar geldi. Yvonne Anderson. Marina Mabry. Elizabeth Williams devrildi orada. Meseman kalmıştı karşısında. Arao. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Elizabeth Williams rebound'u kovaladı. Sonrasında topu rakibine çarptırmayı başardı burada Elizabeth Williams. Çukurova hücumu devam edecek. 12 saniye var. Pota altından topu oyuna sokacak. Konuk takım Elizabeth Williams. Asena Sevgi'yi geçti burada. Potaya gitti. Sonrasında Arao yakın pozisyon. Bu atışta kaçtı. Yvonne Anderson içeri indirdi. Natasha Howard, Arao var sırtında. Howard bu pozisyonda sırtı dönük oyunda isabeti buldu. Elizabeth Williams. Williams yine Meseman'da kaldı. Zorladı içeriği ama Emma Meseman burada da sayı şansını vermedi gerçekten. Güzel kaldı savunmada karşısında. Sonrasında Marina Mabry ve Kayla McBride. Yaşanan gerginlik. Gelen faul var. Orada düdük çıkmıştı. Sonrasında temas biraz uzayınca biraz gerildi ortalık. Kayla McBride oradan uzaklaştı. Evet, burada gelen faul düdüğü kenardan topu oyuna sokacak Fenerbahçe. Marina Mabry faul alan isim oldu orada. Bu kez de Yvonne Anderson'la yakın temas. Sevgi. Meseman içeri indirdi. Natasha Howard bu atışta kaçtı. Sonrasında Elizabeth Williams. Asena. Sevgiden kurtardı orada, hızlı geldi ama kötü bir pas verdi. Sonrasında top kaybını yaptı Çukurova. Yvonne Anderson Sevgi'yi gördü. Bomboş dönüke geldi. 8-5 yaptı skoru Fenerbahçe. İlk molaya giderken ev sahibi takım önde. Fenerbahçe taraftarı ekranda. Az önce gelen top kaybının ardından Sevgi Uzun bomboş turnike geldi. 8-5 oldu skor. 4 dakika 13 saniye geride kaldı final serisinde ikinci maçta. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanıyor bu maç. Tribünlerin de tamamına yakını dolu. Son dönemde neredeyse tüm finallerde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Çukurova. Altyapı oyuncuları da yine bu maçı takip ediyor Ataşehir'de. Evet, şu anda mola sona erdi. Derin yaya
Çukurova tarafında oyuna girdi. Fenerbahçe'de bir değişiklik yok şu anda. Aynı beşle Molo'dan döndü Valeri Garni. Derin. Sevgi karşıladı. Onun faul çıktı burada. Fenerbahçe tarafının bu periyotta üçüncü faali oldu. Sevgi Uzun. Çukurova'nın ise tek faali var. Kenardan top oyuna sokacak şimdi Çukurova. Cooper. Kaleye Cooper. İçeri indirmek isterken orada sıkıştırma geldi. Top kaybının kıyısından döndü Çukurova. Sonrasında Elizabeth Williams. O da maça iyi başladı. Şimdi de Fenerbahçe hızı geldi. Kelle McBride hemen potaya baktı. Atışında isabet yok. Havuza düşen top Çukurova'da kaldı. Arao pasını veremedi orada. Sonrasında ayakla müdahale var. Fenerbahçe hücumu olacak. Hızlı hücum şansını değerlendiremedi burada Çukurova ve top kaybını yaptılar. Sevgi. Howard. Natasha Howard, Emma Meseman, Arao ile kaldı burada. Meseman zor bir atış, kaçtı burada, isabet yok Marina Mebri. Ribaundu aldı, hızlı bir şekilde geldi. Hemen de potaya baktı Marina Mebri. Üç sayılık atışta isabet yok. Meseman ribaundu çekti. Sonrasında faul var. Derin Yaya Çukurova'da faul yaptı. Konuk takımında bu çeyrekte ikinci faul oldu. Alperi Onar Fenerbahçe Alagöz Holding'de oyuna girdi. Takım kaptanı aynı zamanda Sevgi Uzun. Kısa rotasyonunda kenarda. Ivan Anderson. Alperi. Perde geldi Howard'dan. Kayla McBride tepede boş kaldı. 3 sayılık isabet. Kayla McBride. Sevdiği pozisyonlar orada tepe oyunuyla. Ştörüne boş şut imkanı sağladı Fenerbahçe. Şimdi kaleye Cooper. Üst üste top kayıpları Çukurova'da. Emma Meseman Alperi'yi gördü. 3 sayılık atış köşede Alperi Onar. Oyuna girer girmez isabeti buldu. Önce McBride ardından Alperi Onar. 14-7. Marina Mebri. Orada kaleye Cooper. Perdeden çıkmaya çalışırken gelen faul var. Sarı lacivertli ekipte faul hakkı doldu. Kuanitra Hollingsworth şimdi oyuna girdi Çukurova'da. Elizabeth Williams kenarda. 4 top kaybı yaptı şu ana kadar Çukurova. Kaleye Cooper. Marina Mebri. Hollingsworth'tan gelen perde. Şimdi Cooper tekrar topu aldı. 3 sayılık atış kaçtı. Quanitra Hollingsworth reboundu aldı. Sonrasında da faul var. Howard Fenerbahçe tarafında faul yaptı. Ki faul hakkı dolmuştu. Tilbe Şenyürek. Natasha Howard da yer değiştirdi. 5 numara pozisyonunda oyunda Fenerbahçe'de. Hollingsworth çizgide. İlk atışını kaçırdı. Kuanitra Hollingsworth. 3 sayılık atışlarda 4'te 0 yaptı Çukurova. Serbest atışlarda da 4'te 1 oldular. Hollingsworth 2'de 1. Alperi Onar. Yarı sahayı geçti Alperi. Sonrasında faul çıktı. Çukurova'da 3. faul.
Kenardan top oyuna sokacak şimdi Alper Onar. Ivan Anderson. Kelly McBride. Cooper orada yakın kaldı. Kelly McBride içeri indiremedi. Ters tarafta Emam Eseman. Şut fake'i. Emam Eseman. İki sayılık atış. İsabetli olmadı. Sonrasında Hollingsworth. Marina Mebri. Yine sıkıştırma getirdi burada Fenerbahçe. Pasını verdi Hollingsworth. Derin. Üç sayılık atış. Bunda da isabet gelmedi. Kaleye Cooper. Ivan Anderson. Rebound'ı alamadı Çukurova. Kelly McBride hemen potaya baktı yine. Kelly McBride. Fenerbahçe'nin keskin şutörü. Bir kez daha üç sayılık basket. 17-8 yaptı skoru. Burada da faul var. İki serbest atış daha gelecek. Çukurova'da Alperi Onar faul yapan isimdi. Asena Yalçın serbest atışların ardından Çukurova da oyuna girecek. İlk atışı isabetli. 5'te 3 oldu serbest atışlarda Çukurova takımı. Fenerbahçe ise dış atışlarda 5'te 3 yaptı. Serbest atış kullanmadılar şu ana kadar. Derin yaya 2'de 2 yaptı. Sonrasında Asena ile yer değiştirdi. 17-10. Emma Meseman topu oyuna soktu. Alperi. Asena karşıladı onu. Zor bir pas. Potu altında Ivan Anderson ayak çizgide top kaybı. Top kaybını yaptı Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Nafisa Kolye, Nikolina Milic, Kitya Lakşa, Marian Baden ve Maria Lakovic gibi isimler. Yabancı oyuncular bu maçın kadrosunda yok. Bunu belirtelim. Şimdi Kuanit Rollingsworth. Alperi orada faul beklemişti. Arao güzel geçti ilk adımda rakibini. Sonrasında uygun pozisyonda isabet bulamadı. Ve top Çukurova'dan çıktı. İspanyol oyuncu o da istediği başlangıcı yapamadı. Şu ana kadar sayısı yok. Alperi. Ivan Anderson. McBride çıkamadı orada. Emma Meseman'a faul yapıldı. Çukurova'nın da faul hakkı dolmuş oldu. Arao kenara gelirken Elizabeth Williams bir kez daha oyunda. 4 numarada Elizabeth, 5 numarada Hollingsworth. Çukurova da şu anda parkede. Kelly McBride atışında isabet yok. Rebound mücadelesi Williams. Orada Marina Mebri'de kaldı top. Kaleye Cooper. Cooper güzel bir pas. Kuanitra Hollingsworth uygun pozisyon. Ters turnikede isabet gelmedi. Ivan Anderson. İki sayılık atış. İsabetli olmadı. Elizabeth Williams. Mebri. Kaleye Cooper. Hollingsworth'ten gelen perdeyi kullandı. Potu altında çok da güzel bir pas verdi. Elizabeth Williams. 17-12. 7 sayıya ulaştı Elizabeth Williams. Maça iyi başlayan oyuncu oldu Çukurova'da. Tilbe. Kayla McBride. 3 sayılık atış. Kayla McBride. Son maçta bıraktığı yerden devam ediyor. Üçüncü isabeti oldu dış atışlarla. Cooper. Kaleye Cooper. Omzu koyduktan sonra orada Panyalı atışta basket gelmedi. Emma Meseman. Ivan Anderson. Alperi Onar potaya gitti. Alperi yerde kaldı. Faul var burada. Asena Yalçın faulü yaptı Çukurova'da Fenerbahçe tarafında. Sportmenlik dışı beklentisi var ama burada normal faul.
Valeri Garni de orada hakemin yanına geldi ve durumu tatlıya bağladı. Alperi Onar serbest atışta isabeti buldu. Bu sezon performansı daha da yükseldi Alperi. İkinci atışta yine isabetli. Süper Lig'de bu sezon 11 sayı ortalaması var. Yine maç başı 6 asist yaptı. Sinem. Sinem Ataş da oyuna girdi Çukurova'da. Quantity Hollingsworth. Tilbe vardı savunmasında. Faul düdüğü. Tilbe Şenyürek. Quantity Hollingsworth da iki serbest atış kullanacak. Türkiye kariyeri 2013'te Fenerbahçe ile başlamıştı. Quantity Hollingsworth, Yakın Doğu, Botaş, Galatasaray formaları giydi. 2012 yılında o sezonda Türk vatandaşı olmuştu ve uzun yıllar milli takımda da oynadı. Bu atışta isabetli. Quantity Hollingsworth 2'de 2 yapıyor. Şutların pek girmediği ilk çeyrekte serbest atışlarla hücumda etkili olmaya çalışıyor Çukurova. Alperi. Meseman'ın perdesi geldi orada. Asena yine karşısında. Tilbe Şenyürek. Meseman'a indirmek istedi orada. Eşleşme avantajı vardı. Top kaybı oldu. Marina Mevri tüm sahayı kat etti. Marina Mevri turnikeyle bitirdi. 22-16. İlk çeyrekte son 35 saniye Ataşehir'de. Alperi Onar. Dip çizgiden dolaştı orada Kayla McBride. Yakın kaldı karşısında Sinem. McBride atış şansını kovaladı. Şimdi buldu 3 sayılık atışını. İsabet yok. Devamında Marina Mevri. Son hücum ilk çeyrekte. Mevri. Tilbe kapattı çizgiyi. Şimdi sırtında Alperi var. Fizik avantajına sahip orada Marina Mevri. Döndü yüzünü potaya. Bu atış kaçtı. Rebound mücadelesi. Faul var. Marina Mevri için burada faul çıktı. Tilbe'ye yaptı faulü. Mevri hakemin yanında. İki serbest atış kullanacak şimdi Tilbe Şenyürek. Evet, Marina Mevri kenara geldi. Tilbe ilk atışında isabeti buldu. İkide iki yapıyor. Tilbe Şenyürek, 5 saniye var. Elizabeth Williams orada riski bir pas verdi. Emma Meseman araya girdi. Top dışarıda. Topu oyuna sokmakta zorlandı burada Çukurova basketbol. Asena, Kalia Cooper yarı sahaya geçti. Zor bir atışa yönelmedi burada. Çok akıllıca bir pas verdi. Elizabeth Williams. İki oyuncunun arasından gerçekten Cooper. Çok güzel bir pas. Ve bu şekilde ilk periyot sona ermiş oldu. 24-18 Fenerbahçe Alagöz Holding üstün durumda. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde ikinci karşılaşma Fenerbahçe Alagöz Holding 24, Çukurova Basketbol 18. İlk periyot skoru bu şekilde. Dış atışlarda 8'de 4 yaptı Fenerbahçe. Çukurova'nın ise isabeti yok, 5'te 0. Diğer tarafta serbest atışlarda 8'de 6 Çukurova, 4'te 4 Fenerbahçe. Reboundlarda 12-12 eşitlik var. Asistlerde ise 6-5. Yine Fenerbahçe üstün durumda. Kayla McBride ilk çeyreğin yıldızıydı. Tilbe'yi gördü ama blok geldi Elizabeth Williams. Kayla McBride. Dış atışlarda ilk periyotta 6 denemesi var. 3 isabet. Topu oyuna soktu şimdi Alperi. Tekrar McBride geldi. Kayla McBride Hollingsworth'ten kurtarmaya çalışırken faul çıktı burada. Yerde faul kararı.
Bu periyotta ilk faul. Evet, Hollingsworth şimdi kenara geldi. Araujo tekrar oyuna girdi Çukurova takımında. Sevgi. Tilbe çıktı perdeye orada. Sevgi uzun. Kopuru geçemediği pozisyonda yine perde istedi orada. Sonrasında Tilbe'ye indirdi. Süre biterken son anda potaya bakmak istedi. Sevgi ve Tilbe arasında anlaşmazlık. Bu hücumdan eli boş dönüyor Fenerbahçe Alagöz Holding. Kaleye Cooper çok boş kaldı orada. Cooper bu atış kaçtı. Sonrasında takip sayısı Sinem. Sinem Ataş. Savunmada yerleşemedi burada Fenerbahçe. Ve sonrasında bir top kaybı daha geliyor. Sevgi Uzun. Cooper'ın yaptığı baskı sonuç verdi burada ve Valeri Garni hemen molayı aldı. İkinci periyoda sıkıntılı başladı Fenerbahçe. Gelen top kayıpları ardından Valeri Garni oyuna müdahale etti. Final serisinde ilk maçta 99-76 kazanmıştı Fenerbahçe. Bu maçın ardından 3. karşılaşma 17 Nisan'da oynanacak. Final serisinde 3 galibiyet alan taraf şampiyon olacak. Fenerbahçe son 5 sezonun şampiyonu. Çukurova ise ilk lig şampiyonluğunu kazanmak istiyor. ...12 Nisan'da bu takımlar Euroleague'de Final Four'da yarı finalde karşılaşacak. Villeneuve Dusk ve Prag takımlarıyla beraber Final Four'da mücadele edecekler. Mersin'in ev sahipliğinde o karşılaşmalar Final Four heyecanı TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak bu sezonda. Bu hatırlatmayı da yapalım sizlere. Erkeklerde Eurocup, kadınlarda Süper Lig ve Final Four heyecanı yine erkeklerde Türkiye Basketbol Ligi. Milli takımın hem kadınlarda hem erkeklerde maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında sezon boyunca sizlerle buluştu. Ve mola sonrasında Çukurova hücumda. Elizabeth Williams. Asena. Williams kopur top alamadı orada. Sinem. McBride peşindeydi. Tekrar Elizabeth Williams Messaman'a karşı burada. Üstünlük sağlamaya çalıştı. Olmadı. Cooper. Pota altında reboundu aldı. Kaleye Cooper. Farkı azaltmaya devam ediyor Çukurova. Ona çıkarmıştı farkı Fenerbahçe. Şu anda 2. Topsuz alanda Kayla McBride yerde kaldı. Alperi Onar potaya gitti. Alperi Onar Panyalı atışı kaçtı. Sonrasında rebound mücadelesi. Burada paylaşılamayan top kararı. Çukurova hücumu olacak. Elizabeth Williams. Sinem. Tekrar Williams. Messaman orada savunmasında kaleye Cooper geldi. Perdeden çıktı. İki sayılık atış kaçtı. Rebound da Fenerbahçe'de kaldı. Alper Onar. Sevgi. Messaman. Kayla McBride'ı gördü. Kayla McBride burada. Gelen karar faul olduğu yönünde. Top kaybını yapıyor Fenerbahçe Alagöz Holding. Valeri Garni de bu kararı beğenmedi. Sonrasında Natasha Hubbard oyundan çıkarken Tilbe Şenyürek oyuna girdi Fenerbahçe'de. Cooper. Araujo.
Sinem. Yakın kaldı orada Sevgi ve topu da kazanmayı başardı. Müdahale etti. Şimdi savunmada yerleşti Çukurova. Meseman. Kerem Ekburay tekrar Meseman'ı düşündü. Son anda topu oyunda tuttu Meseman ama top kaybını yaptı sonrasında. Sinem Ataş, o da Cooper'ı düşündü. Karşılıklı kötü tercihler ve top kayıpları. Yvonne Anderson şimdi Sevgi Uzun'la yer değiştirdi. Fenerbahçe'den şu ana kadar 7 top kaybı geldi. Bu rakam Çukurova'da 5. ...24-22. Bu çeyrekte sayısı yok henüz. Fenerbahçe Alagöz Holding'in. Ivan Anderson. Kelly McBride. Sinem yine yakın kaldı orada. Kelly McBride zor kurtardı kendisini ama basketi bulmayı başardı. Kelly McBride. 5 saniye olmadan Elizabeth Williams'ı topu oyuna soktu. Asena. Alperi karşısında. Perde istedi orada Elizabeth Williams'tan. Şimdi Williams topu aldı. Diğer tarafta Araújo. Tribe savunmasındaydı. Dip çizgiden gitti ama ters turnike kaçtı Araújo. O da kaçırmaya devam ediyor. Burada da biraz şanssızdı. 4'te 0 oldu sağ içinde. Alperi. Meseman geldi perdeye. Alperi Onar potu altında Meseman'ı düşündü. Yine top kaybı. Top kayıpları devam ediyor Fenerbahçe'de. Şimdi kaleye Cooper McBride'dan kurtardı. 26-24. Potaya giderek skor bulmaya devam ediyor Çukurova. Alperi. Ivan Anderson. O da içeri hareketlendi. Bu atışta kaçtı. Sonrasında Asena topu oyunda tutmayı başardı. İki tarafta tek faul yaptı bu çeyrekte. Elizabeth Williams yine üçgeni kurmaya çalıştı orada Çukurova. Ama top kaybı. Yedinci top kaybı oldu Mersin ekibinde. Ivan Anderson. Alperi çıktı şimdi. Emma Meseman. İlk pozisyonda şut kullanmadı. Sonrasında baktı potaya. Emma Meseman. İlk maçında yıldızlarından biriydi. Büyük bir tecrübe ve büyük bir yıldız. Şimdi kaleye Cooper. Pot altında Elizabeth Williams. Pot altını işlemeye devam ediyor Çukurova. 28-26. Alperi Onar. Meseman top istedi. Dışarı çıkardı Tilbe Şenyürek. Tekrar Alperi Onar. Süreyi kontrol etti. Alperi potaya gitti burada. Süretini kullandı. Turnikeyle bitirdi Alperi Onar. Rakip uzunlara karşı orada süretiyle üstünlük sağladı. Cooper. Kaleye Cooper. O da kalabalığın arasına girdi. Faul çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci faulü bu periyotta. Derin Yaya oyuna girdi. Asena ile yer değiştirdi. Sevgi de yine Kelly McBride'la Fenerbahçe tarafında yer değiştirdi. Kaleye Cooper. İkide iki yaptı. 8 sayıya ulaştı kaleye Cooper. Elizabeth Williams'a 9 sayıda Çukurova'da. Sevgi. Cooper karşısında Ivan Anderson çıkmaya çalıştı. Şimdi Meseman geldi. Emma Meseman az önceki basketin aynısı. Kopyala yapıştır. Bir kez daha isabeti buldu. Emma Meseman.
Sinem. Baskı devam ediyor. Rakip kısaları Fenerbahçe'den. Derin. Williams geldi şimdi perdeye. Derin yaya. Tribe de kaldı karşısında. Araujo. 3 sayılık atış. Zor pozisyon. İsabetli olmadı. Sonrasında top dışarıda. Juanitra Hollingsworth yine oyuna girdi. Araujo. Ceyhun Yıldızoğlu kenara aldı onu. 5'te 0 oldu saha içerisinde. Üçlüklerde 2'de 0. İkiliklerde ise 3'te 0. İspanyol oyuncu sezon ortası transferlerinden biri oldu Çukurova'da ama önemli de bir sakatlık yaşamıştı. Sonrasında tekrar parkelere döndü o da. Sevgi uzun potaya gitti. Ters turnike kaçtı burada. Devamında faul var. Ivan Anderson kaleye Cooper'a faali yaptı. Derin. Sinem. Hollingsworth'un perdesi geldi. Boş kaldı Sinem. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Devamında Meseman çeldi. Yüzünü tuttu orada. Emma Meseman gelemedi hücuma. Ivan Anderson potaya gitti. Ivan Anderson. Girse basket faul olacaktı. Evet. Alperi onları oyundan aldı burada. Valeri Garni, Kelle McBride parkede. Ivan Anderson. İlk atışı isabetli. İkide iki yapıyor. Ve sonrasında molaya gidiyoruz. İlk yarıda son 3 dakika. İkinci periyot skoru 10-10. İlk periyotta ise 24-18. Fenerbahçe Alagöz Holding üstün durumdaydı. Skor dağılımına baktığımızda Kelle McBride 11 sayıyla çift taneye çıktı Fenerbahçe'de. Emma Meseman'dan 6 sayı geldi. Alperi Onar'da 7 sayılık katkı verdi. Diğer tarafta Çukurova'da Elizabeth Williams 9 sayıyla ön planda. Kaleye Cooper'ın ise 8 sayısı var. Henüz üçlük isabeti bulamadı Çukurova. 8'de 0 yaptılar. Fenerbahçe Alagöz Holding ise 8'de 4. Elizabeth Williams, Alperi Onar. Düzeltiyorum. Asena Yalçın tekrar topla buluştu. Şimdi Sinem. 4 saniye kaldı. Sıkıştı hücumda burada. Çukurova, Asena çok zor bir şut ama hücum reboundunu aldı Çukurova. Asena Yalçın. Hollingsworth. Meseman orada savunmasında. 5 saniye var. Zor bir atış burada. Top çembere değmedi. Sonrasında tribede kaldı. Mola sonrasında iyi hücum gelmedi Çukurova takımında. Ivan Anderson nefis bir pas. Meseman kaçırdı. İkinci pozisyon burada da olmadı ama faul var. İki serbest atış gelecek. Sinem yaptı faul Çukurova'da. Ama Meseman burada çok güzel bir pas aldı.
Marina Mebri'yi oyuna aldı. Ceyhun Yıldızoğlu, Sinem Ataş kenara geldi. Emma Meseman ilk atışı isabetli. İkinci atışını kaçırdı Emma Meseman. Belçikalı oyuncu Marina Mebri. Asena Yalçın, tekrar Mebri. İçeri indirdi. Kaleye Cooper. Sevgiden kurtardı orada. Meseman'ı da saat dışı bırakmıştı ama yakın pozisyonda bitiremedi. Devamında faul bekledi. Fenerbahçe tarafı oyunun devam etmesi yönünde. Hakemin kararı vardı burada. İlginç bir an. Meseman da durmuştu orada. Hollingsworth'un müdahalesi vardı. Sevgi. Kayla McBride. 3 saniye var. Baktı potaya. Bu atış kaçtı. Asena Yalçın. Anderson karşıladı onu. Çember altında yine pozisyon alma mücadelesi. Elizabeth Williams tilbeyle kaldı burada. Elizabeth Williams döndü yüzünü potaya. Bu atış kaçtı. Hollingsworth basket faul. Kuanit Hollingsworth hücum reboundunu aldı. Sonrasında basket faul. İşte pozisyon. Valeri Garni de çok sinirlendi bu pozisyonun sonrasında. Fenerbahçe tarafında faul hakkı da doldu. Serbest atış kaçtı. Serbest atışlarda 11'de 8 oldu Çukurova. Ivor Anderson. Meseman. Kelly McBride'ı düşündü orada. Arka taraftan bir koşu vardı. Top kaybını yaptı Kelly McBride. Şimdi kaleye Cooper adımladı, gitti potaya. Faul çıktı burada. İki serbest atış kullanacak kaleye Cooper. Emma Meseman faul yapan isimdi. Selin Rachel Gül Fenerbahçe'de oyuna girerken Emma Meseman kenara geldi. Onun da üçüncü faali oldu. Natasha Howard da yine 3 faalde Fenerbahçe'de. Çukurova'da ise Derin Yaya 3 faal yapmıştı. Bu serbest atış isabetli. Kaleye Cooper. İkide iki yaptı. Ivan Anderson. Son bir dakika ilk yarıda. Tilbe Şenyürek. Rachel Gül orada. Çıkamadı savunmadan. Şimdi Sevgi Uzun. Dripling üstü iki sayılık atış. Bunda da isabet yok. Devamında top dışarıda. Kaleye Cooper yüzünü tutuyor. Orada Hollingsworth'un eli geldi herhalde. Valeri Garni hakemle diyalog halinde. Sinem Ataş şimdi Çukurova tarafında oyuna girdi. Kaleye Cooper. Yüzünde bir kanama var onun da. Kenara geldi. Asena. Quanit Hollingsworth. Şimdi Sinem geldi. McBride karşısında içeride. Pozisyon alma mücadelesi Elizabeth Williams. Faul çıktı. Selin Gül burada faulü yaptı. İki serbest atış daha kullanacak Çukurova. Fenerbahçe tarafında itirazlar devam ediyor.
Hakem şu anda Valeri Garne'nin yanına geldi. Evet, Hollingsworth. Düzeltiyorum. Elizabeth Williams şimdi serbest atışları kullanacak. Derin yaya Marina Mevri ile yer değiştirdi. Son pozisyonda savunma adına. Şkurova'nın hala üçlük isabeti yok. Bunu da belirtelim. 9'da 0. Elizabeth Williams ilk atışı isabetli. Serbest atışlar 14'te 11. Bunda da isabeti buldu Elizabeth Williams ve sonrasında molaya gidiyoruz. 10-24 saniye ilk yarıda. Artık ilk yarıda son anlar 35-34, 16-11'lik çeyrek skoruyla beraber Çukurova farkı tek sayıya indirdi. Maçta ortaya çıkan en büyük fark 10'du. İlk periyotta Fenerbahçe'den gelmişti. İkinci periyotta hücum tarafında istediği etkinliği sağlayamadı Fenerbahçe Alagöz Holding. Şimdi sevgiyle hücumdalar. Derin karşısında Ivan Anderson topu aldı. Süreye de baktı şimdi. Kelly McBride. 7 saniye var. Faul çıktı. Sinem faul hakkını doldurdu Çukurova. Sevgi. Sevgi uzun. Kelly McBride geldi. 5 saniye var. Kelly McBride bir crossover'ı 3 sayılık atış kaçtı. Elizabeth Williams rebound'u aldı sonrasında ve ilk yarı sona erdi. 35-34 ilk yarı sonunda Fenerbahçe Alagöz Holding üstün durumda. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde ikinci karşılaşma. Fenerbahçe Alagöz Holding 35, Çukurova Basketbol 34. İlk yarı skoru Ataşehir'de bu şekildeydi. Şut performansları ekrana gelirken dikkat çeken konu Çukurova'nın dış atış performansı. 3 sayılık atışlar 9'da 0. Fenerbahçe ise 10'da 4 yaptı. Serbest atışlar 8'de 7 ve 15'de 12. İki takımın şut performansları bu şekilde. Reboundlarda 22-22 eşitlik vardı ilk yarı itibariyle. Asistlerde ise 9-8 Fenerbahçe üstün durumdaydı ve iki takım da birer blok yaptı ilk yarı sonunda. 9 top kaybı yaptı Fenerbahçe. Özellikle ikinci çeyrekte top kayıpları arttı. Çukurova'dan 7 top kaybı geldi ve iki tarafta 4 top çaldı. Skor dağılımına baktığımızda Kelly McBride 11 sayıyla Fenerbahçe'de çift haneye çıkan tek isim. Alperi Onar ve Emma Meseman'dan 7'şer sayı geldi. Diğer tarafta Çukurova'da Elizabeth Williams 11 sayıyla en skorer isimdi. Onu 9 sayıyla Kelly Cooper takip etti. İki takımın şut performansları, rakamları ve
skor dağılımları bu şekildeydi. 3 galibiyet alan taraf şampiyon olacak İNG Basketbol Süper Ligi'nde. Fenerbahçe seride 1-0 önde. Bundan sonra seri Mersin'e taşınacak. 3. maç 17 Nisan'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve ardından gerekmesi halinde 4. ve 5. maçlar. 4. maç Mersin'de, gerekirse 5. maç yine burada Ataşehir'de oynanacak. Bunu da belirtelim. İlk yarıda onu söylemiştim. Bu maçın ardından bu iki takım 12 Nisan'da Euroleague'de yarı finalde karşılaşacak. Final Four'da organizasyonun ev sahibi Mersin olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda güzel bir atmosferde Türk takımları Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Bir takımımız finalde olacak. Diğer tarafta USK Prag ve Villeneuve Dusk, Çekya ve Fransa temsilcileri de yarı finalde karşılaşacak. Bunu da belirtelim. Artık ikinci yarının başlaması için her şey hazır. Fenerbahçe tarafı hücum edecek. Alperen Onar topu oyuna sokacak. Ivan Anderson. İçeri indirdi Natasha Howard. Basket faul. İyi başladı. İlk hücumda basket faul geldi Fenerbahçe'den. Ivan Anderson asistin sahibi. Natasha Howard. Burada da isabeti buldu. Birleşik Amerikalı uzun 33 yaşında Natasha Howard. Asena Yalçın. Marina Mebri. Orada Kelly'e Cooper perdeden çıkmaya çalışırken diğer tarafta hücum faul kararı Arao. Top kaybını yaptı Şkurova. 23 saniyede 2 faul geldi Mersin ekibinden. Ivan Anderson. Alperi Onar. Alperi sol taraftan geçemedi Asena'yı. El üstünden atışa yöneldi, isabetli olmadı. Messeman hücum reboundunu aldı. Kayla McBride. İkinci bir şans. 3 sayılık basket. Fenerbahçe iyi başladı ikinci yarıya. 41-34. Asena. Kalia Cooper. Marina Mebri içeri indirdi. Elizabeth Williams hook atış isabetli. Elizabeth Williams 13. sayısı. Hücumda ayakta kalan isim oldu konuk takımda Elizabeth Williams. Şimdi Alperi Onar. Güzel bir pas. Kayla McBride. Arka taraftan yapılan koşu Alperi Onar güzel gördü. Asena. Elizabeth Williams. Arao. Natasha Howard'da kaldı burada hook atış. Bunda da isabet yok. İspanyol oyuncu bugün devreye giremedi. Gerçekten sağ içi isabeti çok düşük durumda. Şimdi Natasha Howard yerde kaldı burada, top kaybı. Maria Arao. Sağ içi isabeti yok. 4'te 0 ikilik ve 2'de 0 üçlük. Marina Mebri. Asena. Asena zorladı içeriği burada. Dribbling'i kesti ve steps yaptı. Bir top kaybı daha geliyor. Çukurova tarafında 9. top kaybını yaptı. Ceyhun Yıldızoğlu'nun ekibi işte pozisyon. Ivan Anderson. Kayla McBride 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Kayla McBride. Dış atışlarda 10 deneme 5 isabet. %50 ile oynuyor Kayla McBride. Marina Mebri. Orada
Teması aldıktan sonra iki sayılık atış kaçtı. Sonrasında Ivan Anderson, Alperi Onar, Kelly McBride çok sıcak. Üç sayılık atış kaçtı. Sonrasında faul çıktı. Kalia Cooper. İkinci yarı başında büyük bir dominasyon. Fenerbahçe Alagöz Holding'de. ...11-2 ile başladılar. Ve şimdi mola geliyor Çukurova'dan. Fenerbahçe'nin yaptığı başlangıç, taraftarı da tamamen devreye soktu burada. 11-2'lik skor, 3. çeyrek başında 10 sayıya çıkan fark. Bu farkı ilk yarıda da yakalamıştı Fenerbahçe. Maçta ortaya çıkan en büyük fark aynı zamanda. Boyalı alandan gelen sayılarda 24-23 Çukurova üstün ama 3 sayılık atışlarda Fenerbahçe tam 6 isabet bulurken Çukurova'nın 3'lük isabeti yok. Kelly McBride yine potaya bakmaktan hiç çekinmedi ve sonuç almayı da başardı. 10'da 5 yaptı şu ana kadar. Şimdi pota altından topu oyuna sokacak. Ivan Anderson. Emma Meseman, Kelly McBride, güzel geçti Arao'yu. El üstünden atışında isabet yok. Rebound mücadelesi Elizabeth Williams. Zor da olsa orada rebound almayı başardı Marina Mabry. Kelly McBride geldi hemen. Asena içeri indirdi. Elizabeth Williams yardım geldi. İki sayılık atış isabetli olmadı. Top burada Fenerbahçe'de kaldı. Uzun bir pas Emma Meseman. Kelly McBride içeri indirdi. Natasha Howard Arao'dan kurtardı. Ve burada çok kolay bir basket. Quanitra Hollingsworth'a oynanılacak Ceyhun Yıldızoğlu. Bu arada yine bir top kaybı. Ivan Anderson araya girdi. Alperi Onar bomboş turnike. 50-36, 14'e çıktı fark. Fenerbahçe çok hızlı başladı. Fırtına gibi başladı ikinci yarıya. Asena. Cooper. Elizabeth Williams yine yardım geldi orada, sıkıştı. Elizabeth Williams şimdi çıktı, potaya gitti Elizabeth Williams. Zor pozisyondan kurtarmayı başardı. Ters turnike geldi 15. sayısı. Ivan Anderson. Emma Meseman, yakın pozisyon, Emma Meseman. Büyük tecrübe, kolay bir basket, 14'e çıkan fark. Marina Mabry. Kalia Cooper. Elizabeth Williams, ilk anda potaya bakmadı, sonrasında isabet. 52-40. Elizabeth Williams. Çukurova'da bugün hücumda etkili olan, takımı ayakta tutmaya çalışan isim konumunda. Burada faul var. Kelly Cooper. Kelly McBride yaptı faulü. Sinemataş ve Hollingsworth girdi Çukurova'da. Asena ile Arao kenarda. Alperi, Anderson, Ivan Anderson, Sinem geçirmedi, el üstü atış, başarılı değil. Hollingsworth, Mabry, Anderson karşıladı onu,
Elizabeth Williams'tan tekrar topu aldı. 3 sayılık atışını kullandı. İsabetli olmadı. Elizabeth Williams da tamamlayamadı. Ve Howard rebound'u aldı. 3 sayılık atışları kaçırmaya devam ediyor Çukurova. McBride. Kelly McBride pasını verdi. Emma Meseman, Ivan Anderson 2 sayılık atış. Bunda da başarılı olamadı. Ve devamında rebound Çukurova'da kaldı. Mabry. Yine hızlı geçti rakip yarı sahaya ve sonrasında potu altına indirdiği top ama faul var. Alper Onar. Orada Sinan'la mücadelesi, faul kararı. Kenardan topu oyuna sokacak Çukurova. Sinem. Mabry. Sağ tarafı verdi rakibine Alper'i ama bu atış kaçtı Marina Mabry. O da bugün devreye giremedi. 4 sayısı var yalnızca. 2 sayılık atışlar 5'te 2. Üçlüklerde ise 3'te 0. Kelly McBride. Cooper'ı geçti. Basket foul. Bu kez de içeriden bitireyim dedi Kelly McBride. Basket foul geliyor. Günün yıldızı Kayla McBride. 21 sayıya ulaştı. Farkı 14 sayıya çıkardı ve şimdi 15. Farkı 15'e çıkarmak için bir de serbest atış kullanacak. Bu da isabetli Kayla McBride. Çok önemli bir skorer. Seride ilk maçta yine 18 sayılık katkı vermişti. Elizabeth Williams. Marina Mabry. Williams devrildi orada. Marina Mabry kendi gitti. Turnike geldi 6. sayısı. 55-42. McBride. Savunmada oyuncu değişmişti. Çok güzel bir pas verdi Natasha Howard. Kayla McBride hem içeriden hem dışarıdan skor buldu. Burada da çok güzel bir pas verdi. Natasha Howard asiste çevirdi. 57-42. Marina Mabry. Hollingsworth yerde kaldı orada. Zor pozisyon Marina Mabry. Bu da kaçtı. Sonrasında faul var. Sinem Ataş. Dış atışlar 11'de 0 oldu. Fenerbahçe'nin ikinci faali oldu bu. Atış sırasında olduğu gerekçesiyle iki serbest atış gelecek şimdi. İlk atışı isabetli. Milli basketbolcu Sinem Ataş. İkide iki yapıyor Sinem. 57-44. Alperi. Meseman orada dışarı çıkmaya çalıştı. Diğer taraftan Ivan Anderson geldi. Faul var. Hayır, düzeltiyorum. Steps. Steps kararı. Ivan Anderson top kaybını yaptı. Fenerbahçe tarafı ve 11. top kaybı oldu ev sahibi ekibin. Diğer tarafta Çukurova'nın da yine 10 top kaybı var. Cooper. Araujo. Sinem. Yine Cooper. Fenerbahçe içeri sokmadı rakibin ilk pozisyonda. Cooper zorladı şimdi ama bu atışta kaçtı. Elizabeth Williams rebound sonrasında tamamlayamadı. Ivan Anderson.
İkinci şans sayısı gelmedi Çukurova'da. Kelly McBride pot altında Howard'ı gördü. Natasha Howard iki serbest atış kullanacak ama çok güzel geldi potaya Fenerbahçe. Meseman, McBride ve sonrasında Howard. %70 ile serbest atış kullandı bu sezon Süper Lig'de. Natasha Howard ikinci atışı kaçtı. Elizabeth Williams. Kaleye Cooper. Marina Mevri'yi gördü şimdi. Elizabeth Williams. Meseman vardı savunmasında. Howard yardıma gelince top kaybını yaptırdı. Yvonne Anderson güzel adımladı. Poteye gitti. Eurostep, turnike. Yvonne Anderson mola geliyor Ceyhun Yıldızoğlu. 60-44, 16 sayılık fark. 3. periyotta oyunu tamamen kontrol etti Fenerbahçe Alagöz Holding. Artık son 2 dakika bu çeyrekte 25-10 büyük bir üstünlük kurdu 3. periyotta Fenerbahçe Alagöz Holding. Taraftarın da keyfi yerinde şu anda Metro Enerji Spor Salonu'nda. Derin. Derin yaya yine top kaybı. Mola sonrasında da top kaybı. Natasha Howard orada. Elizabeth Williams sportmenlik dışı faul. Sportmenlik dışı faul Elizabeth Williams. Orada sert bir şekilde geldi. Howard yerde kaldı. Hakemler pozisyona bakacaklar. Ama sistemde bir sıkıntı var. Bu nedenle döndüler. Sportmenlik dışı kararı değişmedi. Az önce Elizabeth Williams'ın yaptığı faul sportmenlik dışı olarak karara bağlandı. Şimdi Natasha Howard çizgiye geldi. Howard. İkinci atışı kısa kaldı ve sonrasında topu oyuna sokacak Fenerbahçe. 17'ye çıkan fark. Maçtaki en büyük fark. Faul hakkı doldu Çukurova'da. Fenerbahçe'nin iki hakkı daha var.
Yvon Anderson kendi gitti potaya. Yvon Anderson derini çok kolay geçti ve turnikeyle bitirdi. 63-44. 20 sayı barajına gelen fark. Gerçekten büyük bir üstünlük 3. çeyrek içerisinde burada oyun durdu. Tilbe Şenyürek faali yaptı. Selin Rachel Gül oyuna girdi şimdi Fenerbahçe'de. Natasha Howard kenarda. Marina Mebri. Sevgi vardı savunmasında. Yardım geldi diğer taraftan. 3 sayılık atış ama atış geçerli değil çünkü ayak çizgide. Marina Mebri, o da bugün hiç devreye giremedi. Burada da top kaybını yaptı. 3. top kaybı. Marina Mebri, o da saha içerisinde 10'da 3 yaptı şu ana kadar. Yvon Anderson dengesini bozdu savunmanın burada. Sevgi Uzun 3 sayılık atış kaçtı ama top kendisinde kaldı yine. Açıldı, şimdi sete yerleşiyor Fenerbahçe. Mebri karşısında Sevgi Uzun sol taraftan atışa yöneldi burada. Faul bekledi, oyun devam etti. Marina Mebri sonrasında Cooper potaya gitti. Kaleye Cooper. Hızlı hücumu turnikeyle bitirdi Cooper. O da ilk yarıda daha etkiliydi ama 3. çeyrekte çok fazla devreye giremedi. Yvon Anderson. Kelly McBride. Şimdi Anderson boş şutu buldu yine. Selin 3 sayılık atış, top çemberin içinden çıktı orada. Cooper. Marina Mebri faul var. Kelly McBride. Takım faul hakkı doldu Fenerbahçe'nin. Evet, şimdi de Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kelly McBride kenara gelirken İdris Açalır, o da genç oyuncu, oyuna girdi. Mebri. Elizabeth Williams. Tekrar Mebri. Güzel bir koşu yaptı ama turnikeyi kaçırdı. Bu turnikeyi bile kaçırdı Marina Mebri. 6 sayıda şu ana kadar. Yvon Anderson. Son hücum artık bu çeyrekte. Tilbe'den tekrar topu aldı. Anderson zorladı içeriği. Sonrasında İdil 3 sayılık atış. İyi bir şut gelmedi ve son çeyreğe girerken Fenerbahçe 17 sayı farklı üstün durumda. ...28-12'lik çeyrek skoru, 63-46'lık genel skor ve Fenerbahçe çok büyük bir avantaja sahip son periyoda girerken final serisinde ikinci maçta durumu 2-0 yapma yolunda ve Mersin'e de yine sağ avantajını koruyarak gitmek için Ceyhun Yıldızoğlu ekrana yansıdı. Bugün skorerlerinden beklediği katkı gelmedi. Marina Mebri 6 sayıda, 11'de 3 saha içi isabeti. Maria Araújo'dan hiç sayı gelmedi. Kaleye Cooper 12 sayıdaydı. Ama o da dış atışlarda isabet bulamadı. Toplamda 11'de 0 üçlük. İlk yarıda idare ettiler ama bu kadar uzun süre böyle güçlü bir rakip karşısında üçlük isabeti olmadan gerçekten çok zor. Asena bu atışta kaçtı. Sonrasında Cooper rebound'u aldı. Faul var. Sevgi. Bununla beraber 12'de 0. Asena. Marina Mebri. 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Marina Mebri. Perdeden geldi orada ama şanssızlığı kıramadı Çukurova. Anderson.
Sevgi Uzun. O da yaz döneminde WNBA'de forma giyecek. Şimdi kaleye Cooper. Yine faul çıktı burada Sevgi. Üçüncü faulü. Hızlı hücumu kesti burada. Alperi Onar şimdi oyuna girdi. Sevgi kenarda. Sinem. Marina Mabry, Elizabeth Williams. Messeman var savunmasında. Williams yaklaştı potaya. Pası tercih etti. Asena, Sinem. Üç sayılık atış. Bu da kaçtı. Ve sonrasında top dışarıda. 14'te 0. Fenerbahçe özellikle ilk maçta üçlük olup yağmıştı. 26'da 17 ile dış atış kullanmışlardı. Bu maçta o kadar yüksek olmasa da 15'te 6. %40 yine iyi bir yüzde. Asena. Howard. Cooper var savunmasında. Howard. Messeman. Süreyi kontrol etti. Alperi Onar. Üç sayılık atış kısa kaldı ama hücum reboundu. Emma Messeman. Çok güzel bir pas. Howard. Bu periyotta Fenerbahçe'nin ilk sayısı. Yine maçtaki de ilk sayı. Elizabeth Williams. Cooper. Kaleye Cooper. Asena, 3 sayılık atış. Bu da kaçtı. Sinem Ataş reboundu aldı. Pot altında bitirdi. Kelly McBride. Yvonne Anderson. İçeri indirdi. Emma Messeman. Howard. Top orada bacaklarının arasından dışarı çıktı. Alperi kontrolü sağladı. 3 sayılık atış. Bu da kaçtı Alperi'den. Natasha Howard bir rebound daha aldı. Üst üste hücum reboundları, üst üste şanslar Fenerbahçe'den. Yvonne Anderson, bir reverse, yakın pozisyon faul çıktı Sinem Ataş. Sinem'in de üçüncü faulü. Son 5 sezonun şampiyonu Fenerbahçe. Üst üste 6 şampiyonluk yolunda yine büyük bir avantaja sahip. Ama tabii Euroleague'de çok daha farklı bir maç olacak. Yabancı sınırı olmadan iki takım da tam kadroyu kullanma şansı bulacak. Asena. Asena Yalçın. Burada perdeleme sırasında Hollingsworth. Hücum faul. İkinci faulü bu periyotta Çukurova takımının. İşte pozisyon. Alperi burada perdeye takıldı. Faul geldi. Alperi Onar. Yvonne Anderson. İkili oyunda çok güzel bir pas. Natasha Howard devrildi ve bitirdi. Turnike geldi. Mabry. Araújo içeride bomboş kaldı. Hollingsworth. Ters turnike. 69-50. Farkı ilk kez 20 sayı barajının üstüne çıkarmıştı Fenerbahçe. Emma Messeman. Çok güzel buluştu topla yine. Savunma konsantrasyonu tamamen düşmüş durumda Çukurova'da. Üst üste gelen boş atışlar. Cooper. İçeri indirmek istedi. Messeman'ın yaptığı müdahale. Tekrar Cooper. Bu kez de 3 sayılık atış. Bunda isabeti buldu Cooper. Maçta 34 dakika biterken 16. denemesinde ilk üçlük isabetini buldu Çukurova.
Anderson. Messemann çok boş burada. İki sayılık atış. Başarılı değil. Rebound mücadelesi Hollingsworth. Sonrasında Howard geldi. Paylaşılamayan top kararı değil. Burada faul var. Faul çıktı. Natasha Howard. Dördüncü faulünü yaptı Howard. Elizabeth Williams. Marina Mebri. Elizabeth Williams tekrar topu aldı. Dışarıda Asena'yı gördü. Asena şut kullanmadı. Marina Mebri, o da Elizabeth Williams'e indirdi. Süreyi kontrol etti burada. Dönerek atışı Elizabeth Williams. Mola istedi Valeri Garni. 71-55. Mola sonrasında oyun tekrar başladı. Yvan Anderson. Fark 16'ya inince mola aldı Valeri Garni. Howard. Emma Messemann. Aralığı sırtında. Messemann zor bir atış. Kısa kaldı. Sonrasında Elizabeth Williams. Marina Mebri. Perde istedi Marina Mebri. Orada faul beklentisi vardı Fenerbahçe'de. Oyun devam etti. Williams asist yaptı. 71-57. Yvan Anderson. Pas verecek arkadaşını aradı. Messemann'ın koşusu vardı. Bu atışta kaçtı. Ve devamında yine reboundu aldı Şkurova. Son 5 dakikanın içindeyiz. Marina Mebri. Elizabeth Williams. Williams şimdi kendi başladı dribbling'e. Serbest atış çizgisinde zor bir atış. İsabetli olmadı. Messemann çeldi. Alperi de kaldı. Alperi Onar. Ters tarafta Kelly McBride. Hemen içeri indirdi. Howard. Yardım gelince o da dışarı çıkardı. Güzel top dolaştı Fenerbahçe hücumunda. Yvonne Anderson. Atışı kısa kaldı ama reboundunu aldı. Alperi Onar'ı teslim etti. Sete yerleşiyor tekrar Sarı Lacivert'le ekip. Howard. Anderson. Üç sayılık atış. Bu kez isabetli. Sabırlı bir şekilde hücum etti ve sonuç da aldı Fenerbahçe Alagöz Holding. Marina Mebri. 74-57. Cooper orta mesafe bu atışta kaçtı. Alperi Onar. Yvonne Anderson. Alperi çıktı şimdi perdeden. Tekrar Yvonne Anderson.
Güzel bir pas Howard'dan Emma Meseman. Bu üçgeni bugün çok kurdu Fenerbahçe. Howard, Anderson, Meseman. Serbest atışlarda 16'da 13 yaptı ev sahibi ekip. Diğer tarafta 17'de 14 Çukurova. Emma Meseman 11 sayı, 12.'si geldi. Tam 16 rebound, 3 asist. Top kaybı yok. Gerçekten basketbolun doğrularını çok basit bir şekilde oynayan çok önemli bir oyuncu Emma Meseman. Burada Mebri faul çıktı. Alper Onar. Pozisyon bu. Derin. Elizabeth Williams. Marina Mebri. 3 sayılık atış. İsabetli Marina Mebri. 6. deneme. İlk isabeti. Takım halinde ise 17'de 2. Ivan Anderson. Howard. 2 sayılık atış. Uzak bir ikilik. Basket gelmedi. Kaleye Cooper reboundu aldı. Yarı sahada hızlı geçti Cooper. Şimdi frene bastı. Anderson'a Meseman kapatmıştı. 3 sayılık atış. Bu da isabetli. 3 sayılık atışlarda geç açıldı Çukurova. 77-63. 3. isabet geldi ve Valeri Garni yine molayı aldı. Mola bitti. Valeri Garni yine oyuna müdahale etti burada. Son periyot skoru 17-14. Çukurova üstün durumda ama özellikle 3. çeyrek büyük bir fark yarattı. 28-12. Ki daha öncesinde 2. periyotta 11 sayı bulabilmişti yalnızca Fenerbahçe Alagöz Holding. Moladan da çok iyi döndüler. Tam sağ baskıyı çok efektif bir şekilde geçti. Kayla McBride Howard'ı gördü. Boş turnike. Derin. Elizabeth Williams, Mebri. Yakın pozisyon Marina Mebri. Başarılı olmadı burada. Devamında top Fenerbahçe'de olacak. Yvonne Anderson. Alperi. Kayla McBride çıktı perdeden. Meseman topu alamadı orada. Howard yine top dolaştı. Yine güzel bir hücum geldi. Yvon Anderson. 2 sayılık atış kaçtı. Kelly'e Cooper. Hızlı geçti rakip yarı sahaya. Yerde kaldı. Faul var. Kelly'e Cooper. Yvon Anderson yaptı faulü Fenerbahçe'de. Cooper
İlk atışı isabetli. İkide bir yaptı kaleye Cooper. Meseman bir rebound da aldı. 17. reboundu Emma Meseman. Sevgi. Artık 2 dakikadan az bir süre var. Alper Onar perde geldi. Emma Meseman dışarıda. Sevgi. Güzel bir pas. Howard. Fenerbahçe sabırlı bir şekilde hücum ediyor. Top herkesin eline değiyor. Ve sonrasında Howard potu altında. Güzel bir basket. Cooper. Hollingsworth. Bir kez daha Cooper. 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Orada Howard çeldi. Sevgi'de kalan top. Meseman şimdi ayağa kalktı. Anderson da onu bekledi. Anderson pota altında. Sevgi'nin koşusu vardı. Dışarı çıkardı Sevgi. Alper Onar. Alper'i bomboş. Howard'ı buldu. 3 sayılık atış. Natasha Howard. Gerçekten şiir gibi hücumlar, boş şutlar ve sonrasında gelen basketler. Fenerbahçe farkı 20 sayıya çıkardı. Elizabeth Williams. Marina Mevri. Top kaybını yaptı yine Çukurova ve sonrasında faul kararı. Sportmenlik dışı faul. ...15 top kaybı yaptı Çukurova. Bırakan Fenerbahçe'de 12. Reboundlarda 43-38. Sarı lacivert ekip önde. Asistlerde ise 26-14. Yine Fenerbahçe üstün durumda. Ki ilk maçta da 32 asist yapmışlardı. Üçlüklerde 19'da 8. Fenerbahçe 19'da 3 Çukurova. Rakamlar bu şekilde. İkinci atış kaçtı Alper Onar. Ivan Anderson. Fenerbahçe ikinci yarıdaki performansıyla sonuca ulaşmayı başardı. Ivan Anderson son topu, son hücumu da kullanmıyor. 85-64'lük skor. Fenerbahçe Alagöz Holding final serisinde durumu 2-0 yapıyor. İkinci karşılaşmada yine farklı kazandı Sarı Lacivertliler ve final serisinde saha avantajıyla beraber Mersin'e gidecekler. Şampiyonluk yolunda üst üste 5. şampiyonluk için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. 12 Nisan'da bu iki takım Euroleague'de Final Four'da karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Mersin'de Çukurova'nın ev sahipliğinde oynanacak o karşılaşma. Final Four organizasyonu ve heyecan TRT Spor Yıldız'da yaşanacak. Bunu da belirtelim. Fenerbahçe'de bugün 5 oyuncu çifthaneye çıktı. Howard ve McBride'dan 22'şer sayı geldi ve bu şekilde galibiyete ulaştı Fenerbahçe Alagöz Holding. Ve biz de artık yayınımıza nokta koyuyoruz. Ben Ejder Yasin Turhan. Bu maçın anlatımında sizlerleydim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.